Baştan alalım isterseniz. Bu sefer ses geliyor umarım. Yorumunuzu bekliyorum. Ona göre başlayacağım. Hala mı yok? Ses var mı? Düzeltiliyor. Düzeldi sanırım. Öyle yorumlar geldi az önce. Tamam. O zaman başlıyorum tekrardan en baştan. Güzel bir şekilde. Öncelikle hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu kısa ama küçük sorun için öncelikle özür dilerim. Daha önce çok böyle bir YouTube'dan yayın yapma deneyimi olmadığı için ilk deneyimimizde küçük aksaklıklarla karşılaşabiliriz. Şimdi başlıyorum. Chat'te delay var. Doğru. Delay var. Chat'i o yüzden daha sonra okuyacağım. Ben kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben Deniz Karakay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bu sene de aslında Developer Student Clubs, METU, yani kısaca DSC METU'nun lideriyim. Bugün de sizlerle birlikte ilk tanışma toplantımızı, yani aslında DSC'deki etkinlikler dilinde info session'ımızı düzenliyoruz. Sunumuma başlıyorum. Bugün aslında nereden bahsedeceğime ilk değinmek istersem, Developer Student Clubs'lar nelerdir? DSC METU nedir? Biz kimiz? Google'un buradaki bu DSC ekosistemindeki rolü nedir? Planlarımız, takımlarımız neler? Ve biraz da aslında Google'ın DSC'ler için düzenlediği bir yarışma olan Solution Challenge'dan bahsedeceğim. Solution Challenge'ı daha sonra bahsedeceğim. Çok da şu an bir şey anlamanıza gerek yok açıkçası. Developer Student Clubs nedir? İlk sorumuzla aslında başlıyoruz. Türkçe aslında çevirirsek geliştirici öğrenci kulüpleri olarak çevrilebilir Türkçe'ye. Temeldeki olayı da Google'ın Hindistan ve aslında çeşitli Afrika ülkelerinde başlattığı pilot bir program. DSC'ler, yani Developer Student Clubs'lar. Bu ülkelerdeki aslında üniversite öğrencilerinin Google teknolojilerini tanıması ve bu teknolojilerle insanları tanıştırması için oluşturulan topluluklara genel ismine DSC deniyor. İlk olarak Hindistan ve dediğim gibi Afrika ülkelerinde başlıyor. Ardından da aslında tüm dünyaya yayılıyor. Biz de bu ekosistemdeki yani bu üniversiteler topluluklarından ODTÜ'yü temsil ediyoruz. Burada da aslında DSC'lerin kendi internet sitesindeki orijinal tanımı var. Ben kısaca özetlemek gerekirse de teknolojiye merak duyan herkes, dediğim gibi sınıf, bölüm, ırk, dil, din, cinsiyet farkı olmaksızın herkesin aslında bu toplulukta bir yeri var. Ve bu topluluk burada yazdığına göre de zaten lisans, yüksek lisans, bölümü fark etmeksizin dediğim gibi yani mühendislik öğrencisi de olsanız, iktisat öğrencisi de olsanız, beşeri öğrencisi de olsanız, mimarlık öğrencisi de olsanız eğer bu teknolojilere, Google teknolojilerine ve kendinizi geliştirmek için emek sarf etmek istiyorsanız ve bu alana meraklıysanız tam da doğru topluluktasınız. Şimdi aslında size kısa bir video izleteceğim. Umarım seste yine sıkıntılar olmaz ama Ghana'da aslında bir Cloud Study Jam düzenleniyor. Bu orijinal Google'ın DSC videolarından bir tanesi. Hem benim dediklerimi biraz daha iyi açıklaması adına hem de aslında Ghana'da neler olmuş birazcık öğrenelim isterseniz. Well, I sent an email for the cloud study jam last week on Friday. I was shocked that in less than 5 minutes, we actually had about 30 people signing up for it. Today, we're having a Google Cloud study jam. So, we have students coming from all majors. We have computer science, management information system, business administration, engineering, and the idea is they kind of have the interest to get to know more about technology, but they don't know where to start. And so as DSC, that's where we come in. We're gonna do the first two labs. We're creating a virtual machine and using the GCloud and GCloud shell. So it's pretty much exciting. So your virtual machine was like a house, right? And the SSH is like a gate, like an entry point into the house that you created. I'm the patron to the Developer Students Club.
The issue is that computer science classes provide some level of theory introduction, some level of practice, but then we want to let the students appreciate current technologies, state-of-the-art technologies, by introducing them through developer student club workshops and seminars. So I wanted to go into web development before. I was not someone who actually likes like coding, that tech stuff, but ever since I joined DSC, I've actually started coding a lot and doing some projects on my own. Yeah, students from all majors, they really want to know more about what they can actually do to contribute to problem solving in the society. We love teaching people and making them realize that, oh, I can actually do this. That's one of the things that really give me the joy when I see that in people. Aslında video genel olarak DSC'lerle ilgili bahsettiğim şeyleri özetliyordu. Bunun yanında da aslında DSC Metun'un da şimdi tanıtımına geldi sıra. Öncelikle DSC ekosisteminin otto ayağını aslında biz dediğim gibi daha önce temsil ediyoruz. Ve biz aslında sizlere dediğim gibi teknolojiye merak duymanız dışında başka kendinizi geliştirme imkanı sunuyoruz. Yani buraya gelmeniz için sadece meraklı olmanız bile yeterli. DSC'ler Türkiye'ye aslında ilk olarak 2019 Ekim ayında Türkiye'ye geliyor. Ve ardından biz DSC Meteo olarak 2019 Kasım ayında kuruluyoruz. Bu senede aslında ilk senemizi tamamlamak üzereyiz. Yani ikinci senemize doğru ilerliyoruz. Ve bu açıdan yeni ve dinamik bir topluluğuz. Peki asıl soru şimdi geliyor. Biz kimiz? Biz kimiz sorusunun aslında cevabı da burada core team olarak 11 kişiyi görüyorsunuz. Ama aslında biz 11 kişiden çok daha fazlasıyız ve sizi de yanımıza görmek istiyoruz. Peki önümüzdeki yıl için neler planlıyoruz? Buna girmeden önce aslında birazcık bizim core team diye aslında bahsettiğim ekibin liderlerinden bahsedeceğim. Öncelikle beni tanıyorsunuz zaten, az önce tanıştık. Bu seneki DSC Meteo lideriyim. Yanımda aslında Yiğit Varlı da geçtiğimiz senenin kurucu DSC Meteo lideri. Bu senenin de mentörü ve koliydi. Bizim hedefimiz etkinliklerimizi daha geniş bir çevrede duyurmak, takımlarımızın organizasyonunu sağlamak ve Solution Challenge, daha sonra bahsedeceğim ama çok bahsetmem gerekiyor, ve diğer etkinliklerde okulumuzu ve aslında ülkemizi en iyi biçimde temsil edebilmek. Peki takımlarımız neler? Yani siz hangi takımlara başvurabileceksiniz? Bunlara değinmek istiyorum. İlk takımımız AI-ML takımı. Aslında adından da anlayacağınız üzere Artificial Intelligence, Machine Learning. Yani yapay zeka ve makine öğrenmesi üzerine teknik bir takımımız. Burada aslında yapay zeka nedir gibi çok temel bir sorudan başlayarak bu alanda kendinizi geliştirebileceğiniz etkinlikler, workshoplar olacak. Daha önce sorulan sorulara da cevap niteliğinde olsun bu takımla ilgili özellikle. Bir temelinizin olmasını beklemiyoruz. Etkinlikleriniz buna göre şekillenecek. Tabii ki de bir temeliniz varsa buna göre ayrı etkinlikler de düzenlenecek. Ama biz aslında burada herkesi, yani bu sadece merakı olan insanları bile dahil edebilecek etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Eğitimlerimiz, interaktif workshoplarımızda aslında bu alanda kendinizi geliştirebileceksiniz. Ege özellikle TensorFlow ve Google Cloud gibi Google teknolojilerini kullanarak ürün, bazı projeler ve küçük workshoplar düzenleyecek. Görkem de biraz daha farklı bir alan olan Reinforcement Learning üzerine hem akademik biraz bildiği konulardan yardımcı olacak, hem de bu alanla ilgili aslında farklı yine projeler düşünüyoruz. Yani daha sonra aslında toparlamak gerekirse hep proje yapmak istiyoruz. Peki Community PR'a gelirsek. Community PR Türkçe'ye çevirdiğimizde topluluk ve halkla ilişkiler gibi çevirebiliriz. Ama aslında Community PR bahsettiğim isimden çok daha fazlası. Şu an burada olma sebebiniz aslında Community PR takımı sayesinde. Çünkü siz bir şekilde bu etkinliği gördünüz. Sosyal medya platformunuzda veya bir şekilde WhatsApp duyuru grubumuza girdiniz ve buradasınız. Burada olma sebebiniz aslında Community PR takımı. Bu topluluğu nasıl duydunuz? Topluluğun tanıtımı nasıl yapılır gibi. Aslında bu temel soruları ve topluluğumuzu büyütmek ve geniş çevreleri duyurmak için Göktuğ ile aslında çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu sadece topluluğumuzu tanıtmak olmayacak. Topluluğumuzu tanıtırken aslında siz de topluluğumuzu temsilen diğer insanlarla tanışma ve bir network ağ kurma fırsatınız olacak. Burada aslında GDG'ler, yani
Türkiye'deki diğer Google developer gruplarla, GDG'nin açılımı öyle, BTM'de Women Tech Makers'larla aslında etkinlikler düzenleyebileceğiz ve düzenlemek istiyoruz. Online dahi olsa ve bu şekilde aslında network ağınızı çok daha genişleteceksiniz. Üçüncü takımımızda Content Management ve Design. Türkçe'ye aslında içerik yönetimi, üretimi ve tasarımı gibi çevirebiliriz. Bu takımda yaratıcılığınızın sınırlarını zorlayabileceksiniz ve çeşitli tasarımlar yapabileceksiniz. Aslında Alkım ile grafik dizayn nedir? Nasıl yapılır? Grafik dizayndaki 10 altın kural nedir gibi temel ama önemli noktalara parmak basacağız. Ve bunun yanında Photoshop gibi aslında hepinizin çok ismini duyduğu ve belki de bir noktada bilgi sahibi olduğu programlar kullanacağız. Ama programlar derken aslında Photoshop gibi paralı bir program yerine ücretsiz araçlar kullanacağız. Böylece aslında hepiniz bu eğitimlere, workshoplara izleyebilecek ve aslında orada yapılacakları kendi evinizde de, elinizde de uygulayabileceksiniz. Mobile Team, dördüncü takımımız. Mobile Team aslında adı üzerinde mobil uygulama geliştirme üzerine bir takım. Bu takımda temelde Flutter ile uygulamalar geliştireceksiniz. Bu takımda da aslında daha önceden bir teknik bilgi sahibi olmanız beklenmiyor. Diğer dört takım gibi ve diğer altı takım gibi aslında. Flutter'dan biraz bahsetmek gerekirse, Flutter aslında bir cross-platform framework. Yani yazdığınız kodu birden fazla platforma aynı anda çıkarabiliyorsunuz. Daha fazla tekrardan kodu yazmak gereği duymadan. Ve burada aslında biz Android ve iOS platformlarına aynı anda uygulama geliştirebileceğiz. Buradan Murat, Merve ve Kerem'le birlikte sıfırdan bir mobil uygulama geliştirmeye, etkinlikleri, eğitimleri, yer yer interaktif workshopları ve hatta aslında hedefimiz kendi içimizde küçük yarışmalar düzenlemek. Yani bu alanda gerçekten yetkin olacaksınız. Bununla birlikte Firebase ve belki de AIML takımıyla da TensorFlow'u Flutter'la birleştirerek daha farklı uygulamalar geliştireceğiz. Ve aslında Google'ın da önem verdiği, Flutter'dan önceki ve bildiğiniz üzere Android üzerine etkinlikler, şeyler yapıyor, geliştirmeler de devam ediyor. Native Android ile ilgili de Kotlin, StudyJam'ler düzenlemek istiyoruz. Beşinci takımımız Women Tech Team. Women Tech Team aslında Women Tech Makers isminden geliyor. Teknoloji camiasındaki kadın farkındalığını arttırmaya yönelik konferanslar ve etkinlikler düzenleyecekler. Serenay ve Berfin teknoloji ekosistemindeki başarılı kadınları tanıma ve bunları aslında kendiniz örnek alarak kendinizi geliştirebilme imkanı sunacaklar. Burada teknoloji kültürünü, yani burada bizim toplumumuzda kendinize kattığınız teknoloji kültürünü diğer kadınlarla ve diğer insanlarla paylaşabileceksiniz. Ayrıca daha önce de bahsettiğim GDG ve VTM'lerle ve özellikle burada VTM'lerle, VTM'ler bu arada il bazlıdır. O VTM'lerle de etkinlikler düzenlemek, hem toplumumuzun adını daha çok duyurmak, hem de daha çok kadına ve daha çok insana ulaşmak istiyoruz. Son takımımız Research. Research aslında biz Türkçe'ye araştırma grupları olarak çevirdik. Araştırma grupları adı üzerinde kendini akademik olarak geliştirmek isteyen herkese açık. Burada en temel olarak bir akademik makale nasıl yazılır, nasıl incelenir, incelenmelidir gibi temel soruların cevabını bulacağız birlikte. Bunun yanında ODTÜ'deki akademisyenlerle ortak araştırma grupları düzenlemek istiyoruz. Nihai hedefimiz paper çıkarmak, bir akademik makale çıkarmak. Elbette bu çok kolay bir şey değil, bunun gayet iyi farkındayız. Ama buradan başlayacağımız temelle belki de aslında buna da erişebileceğiz. Burada bir söz var, gene Google'ın DSC'nin sayfasından alınmış bir söz. Teori ve pratik arasındaki boşluğu doldurun. Aslında bu DSC'leri genel olarak özetleyen bir söz. Teori ve pratik, aslında biz burada eğitimlerle, etkinliklerle, workshoplarla bunları size vereceğiz. Ve bunları ortak bir paydada birleştirdiğimiz zaman da ortaya projeler çıkıyor. Ve yarışmalar çıkıyor ve aslında Google Solution Challenge çıkıyor. Developer Student Club Solution Challenge. Solution Challenge, daha önce de bahsettiğim üzere, dünyadaki tüm DSC'ler için düzenlenen uluslararası bir yarışma. Google organize ediyor bu yarışmayı. 2021 yılında üçüncüsü düzenlenecek. Biz geçtiğimiz sene bir projeye katıldık. Onun da videosunu hemen ileride göstereceğim. Ama ondan önce yine küçük bir videomuz var. Hem geçtiğimiz senenin kazananlarını görmek adına hem de biraz Solution Challenge neymiş öğrenelim. Thank you.
student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. Developer Student Club's 2020 Solution Challenge Demo Day. Demo Day'ı da aslında internetten merak ediyorsanız projelerle izleyebilirsiniz. Ben Solution Challenge'ı birazcık özetlemek istiyorum kısaca. Solution Challenge'da burada yazdığıma göre zaten yerel bir soruna çözüm bulmanız bekleniyor. Bu yerel bir sorun aslında kampüsünüzde, üniversitenizde yani bizim için ODTÜ'de yaşadığımız bir sorun olabilir. Bunun dışında sadece kampüste sınırlamamak gerek, Ankara'da veya Türkiye'de yaşadığımız bir sorundan bahsedebiliriz. Bu sorunu belirledikten sonra da bir UI UX yani User Interface User Experience, Türkçesiyle de kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi üzerine bir tasarım yapmanız gerekiyor. Tasarım önemli çünkü biz geçtiğimiz seneki sunumda, daha doğrusu başvurduğumuz videoda izleyeceksiniz. Tasarımımız da o kadar iyi değildi ve büyük ihtimalle de bu yüzden istediğimiz dereceyi elde edemedik. Üçüncü bir bahsedeceğim nokta ise Google teknolojilerini kullanmak. Bu yarışmada Google teknolojilerini kullanmanız zorunlu değil ama yani başvurduğunuz zaman formda bile aslında hangi teknolojiyi kullandığınız soruluyor. Geçtiğimiz sene biz daha çok Android TensorFlow üzerinden gitmiştik. Ama genel olarak kullanılabilecek teknolojiden bahsetmem gerekirse Flutter, TensorFlow, Firebase, Google Cloud, Google Assistant gibi çok farklı Google teknolojileri var. Bunların bazılarını veya birçoğunu entegre edebiliriz. Entegre edebilirsiniz. Konuşamadım. Ama sadece Google teknolojileri kullanmak zorunda değiliz. Bunun dışında farklı teknolojilerden de faydalanabiliriz. Başvuruya gelecek olursam da geçtiğimiz sene Ocak ile Mart ayları arasındaki başvuru süreci vardı. Çok yüksek ihtimalle bu sene de aynı dönemde başvuru olacak. Ve bizim hedefimiz bu sene birden fazla projeyle başvurup aslında dünyadaki en iyi 10 projesi arasına girebilmek. Ve ödülden bahsedeyim kısaca. Ödül aslında Google HQ dediğimiz, yani Google'ın Mountain View'daki genel merkezini görebilme, orada projenizi sunabilme, hatta Google Developer bloglarında featurelanabilme, yani postlarına çıkabilme anlamına geliyor. Fakat geçtiğimiz seneki, yani daha doğrusu başlayan korona sebebiyle bu seneki ödüller daha çok projenizi mentor'a geliştirebilme ve gene Google'ın çeşitli platformlarında isminizi duyurabilme ve bir swag kitle tamamlandı. Tabii önümüzdeki sene umarım biter de daha farklı ödüller olur ve biz de bu ödüllere kazanabiliriz. Öyle söyleyeyim. Bu da aslında bizim kendi projemiz. Bahsetmeden önce, videoya başlamadan önce biz bu projeyle Orta Asya Türkiye bölgesindeki ilk 10 projeden biri seçildik. Bu iyi bir başarı. Fakat bizim hedefimiz daha önce dediğim gibi dünyada ilk 10'a girebilmek ve bunun için de elimizden geleni yapmak istiyoruz. Ben videoyu başlatayım hemen. Kısaca izleyelim. Ocean. Nature. Such a beautiful view. Unfortunately, visually impaired people can see this. Just darkness. They face many problems in their daily lives. It is perhaps the most important of these problems that they cannot notice the objects on their routes while moving. I wanna talk a bit more technical about our project. We designed and integrated a system
working with mobile app and computer program as a prototype. The system can detect the class of the surrounding objects using TensorFlow API and the depth information using depth estimation algorithms. Then our mobile app, which is designed using Android, generates stereo sound that can direct visually impaired individuals to the site where the object is absent. So, let's talk about our mobile application, a torch in darkness. Firstly, we should select our preferred language. Then, we should enter the IP address of the host. Last but not least, hit the start button. Now, you can hear the stereo-based output. Person, person, chair, chair, person, laptop, person, 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 laptop. We tested our prototype with one of my friends, and with the help of our solution, he successfully walked without hitting obstacles. Kısaca böyleydi aslında bizim projemizde. Dediğimiz gibi hedefimiz dünyada ikon. Hemen etkinliklerimizi genel bir toparlamak istiyorum. Her topluluğun, hani daha doğrusu her takımımızın aslında atölyeleri, eğitimleri, workshopları olacak. Daha önce de bahsettiğim gibi. Ve genel konferanslar ve DSC Türkiye ile aslında ortak etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Kendimiz de küçük bir konferans planlıyoruz. Önümüzdeki dönem sonunda veya önümüzdeki sene sonuna doğru. Ve ayrıca dediğimiz gibi bu sene online olduğundan DSC Türkiye ile de daha yakından ortak etkinlikler düzenleyeceğiz. Onları da aslında hepinizi bekleriz. Bunun yanında yarışmalardan bahsettim. Özellikle de Solution Challenge'dan bahsettim. Solution Challenge'a dediğimiz gibi oldukça iyi bir şekilde hazırlanmaya şimdiden başladık. Ve birden fazla proje çıkarmak istiyoruz. Bunun yanında başka uluslararası veya ulusal yarışmalar içinde projelerimizi hazırlayacağız. Her şey aslında dediğim gibi yine projelere çıktı. Hedefimiz burada proje çıkarmak. Bu da aslında benim sunumumun son kısmıydı, son sayfası. Öncelikle hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Genel olarak DSC-METU ve DSC-METU Core Team adına. Burada aslında bir link bıraktık. Darwin/DSC-METU form diye. Bu forma girip burada bir Google Form linki bu aslında. QR'la da okutabilirsiniz. Bu formu okuttuktan sonra formu doldurduğunuz zaman size bir Discord linki verilecek. Bu Discord linkiyle Discord kanalımıza girebilirsiniz. WhatsApp grupları duyuru olarak kalacak. Buradaki aslında bütün işlemleri biz Discord üzerinden halledeceğiz. Yani Discord üzerinden yürütmek istiyoruz. Burada aslında bu linke girerek formu doldurup Discord kanalımıza girebilirsiniz. Soru cevap kısmına şu an geldik. Yiğit'i de almak istiyorum. Ama gelince alacağım. Soru cevapla başlayabiliriz. Eğer sorularınız varsa şu an alabilirim. Yorumları okumaya başlıyorum. Şimdi. Sırayla bakalım. Bana birazcık geç geliyor yorumlarınız, o yüzden. Üstten de başlayabilirim ama üstten çok fazla şey yazmışsınız. O yüzden. Formun bu arada linkini ben buraya yazayım. Yiğit de geldi. Hemen Yiğit'i de alalım yanımıza. Yiğit hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Seni söyledim ama sana hemen geldin, iyi. Biraz yayından bir sıkıntısı var. Yok sıkıntı değil. Discord linkini WhatsApp'tan... Discord linki olarak değil de aslında bu formu linkini paylaşacağız. Ben paylaşayım bu arada. Yorumlarınızı da, yani sorular yukarıda yazdınız ama tekrar yazarsanız. Çünkü şu an en alttan okuyorum. Oradan sorulara cevaplayabilirim. Tamam, Boran'a bir sorusu var. Yayına alalım sorumuzu da. Demiş ki bir takımın eğitimlerine katılmak için o takıma dahil olmamız gerekiyor mu? Yiğit, cevaplamak ister misin? Cevaplayalım. Aslında şöyle, hani bir takıma dahil olmanızı beklemiyoruz. Yani eğer siz EYML takımındasınız diyelim, hani mobildeki eğitimlere de katılabiliyorsunuz. Bu konuda herhangi bir şeyimiz yok, kısıtlamamız bulunmuyor. Hani onun dışında zaten aslında ODTÜ'deki topluluklara üyelik konusu da hani biraz arkadaş çevresi gibi.
Hani bu konuda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bence cevabı olmuş diye düşünüyorum. Sorumuzu kaldıralım. Yeni sorularınız varsa yapmamak istiyoruz. Ben bu arada linki WhatsApp gruplarına atıyorum. Bu formu doldurursanız topluluğumuzun takımlarına girebileceksiniz. Orada bahsetmedim ama kısaca bahsedeyim. Bu genel bir info session, genel bir toplantıydı. Bundan sonra aslında her topluluk, yani aslında her takım kendi ayrı toplantısını düzenleyecek. Bir ortam da bununla alakalı bildirimleri alacaksınız. Sorulara bakalım. Hiçbir şey şöyle bir soru var. Hiçbir şey bilmeyen birini iyi bir seviyeye getirmek gibi bir iddianız var mı? Eğer varsa izlediğiniz yol nedir? Yiğit, sana paslamak istiyorum yine ama. Tabii ki. Ya şöyle hani tabii ki iyi bir seviyeye getirmek gibi bir amacımız şöyle yok. Biz sizi zaten hani Deniz'in de bahsettiği gibi bizim amacımız aslında Solution Challenge'da dünya genelinde biz ilk ona girmek. Bunun için de hani o seviyeye kadar hani bir proje çıkarmaya yetecek kadar sizi geliştirmeyi istiyoruz. Tabii ki hani şartlar nasıl el verir, hani şu andan ilerisini görmek çok zor. Hani ona göre bir haftalık program oluşturuyoruz biz yine. Yani şu anki planlarımızda tahminen hani orta ileri düzey dediğimiz seviyeye çıkabilecek kadar hani o seviyeye gelebileceğinizi düşünüyorum yani. Bu arada yukarıda bir soru vardı. Niye birinciyi hedeflemiyorsunuz? Niye ilk onu hedefliyorsunuz diye? Şurada onu bulabilirsem, bir ara gözüme takıldı. Evet. Halkımca aklımda aslında. Evet, yani ilk ona girmek kazanmak oluyor çünkü demiş. Çok doğru demiş, çünkü birinci açıklanmıyor. İlk 10 proje açıklanıyor. Bundan dolayı da aslında yani ilk 10 aslında en iyi 10 takım gibi değerlendirilebilir. Emre'nin sorusunu alalım bence. Women Tech'e sadece kızlar mı girebilir? Aynen, demiş. Tam onu görmüştüm. Sırayla gidiyorum ben de. Hayır, yani burada aslında Women Tech Makers araştırırsanız biraz da tabii ki de kadınlar çoğunlukta. Ama sadece kadından girebileceği anlamına gelmiyor. Her türlü, herkes gelebilir bu takıma. Bu takımı, evet, ilk amacımız kadınların farkındalığını arttırmak ama burada bir erkek olarak da aslında buna ne kadar önem verdiğinizi ve belki de insanları daha kolay etkileyebilirsiniz. Ve takımımızı daha iyi tanıtabilirsiniz diye düşünüyorum. Mobil uygulama geliştirmede hangi diller kullanılacak? Flutter için aslında Dart dili kullanılıyor, bildiğiniz üzere. Bilmiyorsanız da şu an öğreniyorsunuz, öyle söyleyeyim. Flutter için Dart kullanacağız. Ayrıca kafamızda ben yani Android ile alakalı da Kotlin düşünüyoruz. Çünkü Kotlin, yanlış hatırlamıyorsam 3 sene önce iOS'da, Google iOS'da official olarak Android dili kabul edildi. O dönemden beri de Kotlin ile yazılıyor. Onunla alakalı native Android workshoplarımızda olacak. Eğitimler ne sıklıkta gerçekleşecek? Yiğit, sana veriyorum bu soruyu. Ya, eğitimler genelde haftalık olarak hani planlanıyor, planlanırken. Fakat hani sınav durumu aslında sizin de biraz durumunuz önemli. Bizim de hani öğreneceğiz, illaki sınavlarımız oluyor. Ya bir şey olmadığı müddetçe bir hafta, hadi bir şey olduğunda da iki haftada bir gerçekleşeceğini düşünüyorum ben. Güzel cevapladın. Bakıyorum. Şöyle bir soru gelmiş. Eğitimler derken siz mi veriyorsunuz eğitimleri, yoksa ortak bir yerden mi çalışılıyor? Yani aslında takım liderlerini tanıttım ben yukarıda. Ki mesajlarda aslında görebilirsiniz. Yani daha doğrusu biraz ekranı, videoyu geri sararsanız. Eğitimleri biz kendimiz vereceğiz. En azından verebildiğimiz kadarına. Fakat burada sadece kendimizden değil, Google'ın çeşitli kaynakları var. Daha önce sırf bu alanla ilgili çalışmak için, bu alanla ilgili eğitimler veren insanların zaten hazırladığı böyle collab'ler falan var. Collab'ler daha doğrusu. Onlardan da faydalanacağız. Ama temelde ki eğitimi biz vereceğiz. Ve yine aslında bu alanda kendini geliştirmiş insanlarla da, ya bu alanda kendini geliştirmiş, çeşitli firmalarla çalışan veya bu alanda projeler yapan insanlarla da aslında ortak bir şeyler yapmak istiyoruz. Hem eğitim düzeyinde hem de biraz da böyle konferans gibi bir şeyler yapmak istiyoruz diyebilirim. Community Management ve PR temel olarak neler yapıyor? Bir endüstri mühendisi olarak girmek mantıklı mı? Yiğit, sana veriyorum bunu. Ya aslında belli bir bölümü aslında spesifikleştirmek doğru değil herhangi bir şey olarak, takım olarak. Yani siz endüstri mühendisi olarak bir
mobile team'de de yer alabilirsiniz. Yani eğer ki işte reklam tarafında uğraşmaya, işte tanıtım yapmaya falan hevesiniz varsa, hani bölüm farkı olmadan bence katılın derim. Yani siz endüstri mühendisi olarak girmeniz mantıklı mı, mantıksız mı, ona bir şey diyemem. Bence de güzel cevapladın. Yani daha önce bu arada bahsetmeyeydim ama şimdi fark ettim bahsetmediğimi. Mesela mobil takımımızdaki takım liderlerinden bir tanesi aslında istatistik, ekonomi, iktisat bölümü istatistikte de yan dal yapıyor. Yani düşündüğümüz zaman mühendislik bile okumuyor. Ama bu alanda gerçekten çalışmış, emek vermiş ve yetkin seviyeye gelmiş. Yani o yüzden bir bölümüm şu takıma mı girmeliyim gibi bir düşüncedense hangisi daha çok ilginizi çekiyor, hanginizde kendinizi geliştirebileceğini düşünüyorsanız onu tercih etmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Aynen öyle. Şöyle bir yorum gelmiş. Bu eğitimler sürekli devam mı edecek yoksa bir senelik gördük mesela tamam mıdır? Ya aslında toplulukların genel sıkıntısı şu, hani her seferinde hazırlıklara ve birinci sene gelenlere hitap ediyoruz. Ama biz tabii ki, yani diyelim siz eğitimleri aldınız, bir sene belli bir seviyeye geldiniz. Tabii ki hani devam edebilirsiniz topluluğa. Çünkü hani hem eğitmen olarak hem de yeni gelen insanlara yardım olarak, zaten hani öyle bir şey olduğunda sadece biz eğitimlere devam etmeyeceğiz. Onun haricinde de zaten bahsetti Deniz'de research grubumuz falan var. Hani direkt aslında bir proje bazlı çalışmaya başlayacağız hani öğrenme evresi bittikten sonra. Ama her sene aslında sıfırdan başlayacak eğitimler diyebiliriz bence. Yanlış olmaz diye düşünüyorum. Deniz, doğru dedin. Bilmiyorum da. Yok, doğru dedin gerçekten. Ben cevabını da verdiğini düşünüyorum ben de. Yani evet, ama tabii ki de şu, aslında biz burada bir liderlik ediyoruz gibi düşünüyoruz. Yönlendiriyoruz aslında sizi. Tabii ki bizim eğitimlerimizden sonra eğer bu alanla uğraşmak istiyorsanız tabii ki bizim eğitimlerimiz sizi kesmeyecektir. Daha farklı kaynaklara yöneleceksinizdir. Bu anlamda da elimizden gelen yardımı yapmak istiyoruz. Solution Challenge için tek bir proje mi çıkartılıyor? Aslında öyle değil. Birden fazla projeyle başvuru yapabiliyoruz. Geçtiğimiz sene aslında bizim yaptığımız proje direkt bu yarışmaya, özellikle bu yarışma için hazırladığımız bir proje değildi. Ama sonradan proje yapmışken bu yarışmaya da sokalım dedik. Aslında bir proje çıkarılmıyor. Ve bizim hedefimiz de bir projeden fazla proje. Yani birden fazla projeyle başvurmak. Türkiye'de başka üniversitelerde DSC var mı Yiğit? Neredeyse şu an bütün üniversitelerde varsa, geçen sene yaklaşık 45 taneydi, ilk senesiydi zaten DSC'lerin. Şu an yaklaşık yani 120 üniversitede falan var diye biliyorum. Minimum. Aynen. Herhalde. Yanlış olmasın. Doğru. Öyle bir rakam ve daha da ilginci aslında tüm dünyadaki en fazla DSC sahip ikinci ülkeyiz. Birincisi Hindistan'dan sonra. Aynen. Hindistan'dan sonra ikinci ülkeyiz. Ve neden Solution Challenge'da ilk onda değiliz gibi bir soru çıkıyor burada. Burası için de çalışmak istiyoruz. Bir soru gelmiş Atakan'dan. Research takımında tam olarak ne yapmamız gerekiyor? Yiğit, sen cevaplamak ister misin yoksa? Cevaplayayım, anlatayım aslında. Ya. Research takımı ODTÜ öğrencilerinin hani sadece takım olarak değil de akademik bazlı olarak hani ilerlemeyi düşünenlerin de kesin gelmesini istediğimiz bir yer aslında. Buradaki amacımız hani hiçbir şey bilmeden de gelebilirsiniz. Tabii ki böyle bir şey bilip gelmenizi beklemiyoruz. Biz zaten hani bir akademik işte paper dediğimiz kağıtlar nasıl okunur, işte nasıl alıntılama yapılır, işte bir research paper'ında nelere dikkat edilir, hangi datalar kullanılır, hangileri kullanmaz. Hani onları işte, şey yapıp çalışıp hani öğretip öncesinde işte bir hocayla nasıl çalışılır gibisinden daha fazla örnek vermek gerekirse. Onları öğretip sonrasında da işte üzerinde anlaştığımız bir konuya, diyelim işte nasıl bir örnek vereyim. Bizim de çalıştığımız işte ses dalgalarından bir şarkıdaki şeylerin ayrılımı, mesela müzik aletlerinin ayrılımı. Bunun üzerine mesela bir search incelemesi yapıp sonra paper'ı yazılabilir, hani öyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Hani yapabilirsek tabii ki. Evet, öyle. Hedefimiz bu yönde. Hedefimiz bu yönde, aynen. Ege bir soru sormuş. Hocam, AI ML'de başka topluluklarıyla ortak çalışmalar yapacak mısınız? Soruyu bir yerden tanıyorum sanki. Ama şöyle cevap vereyim. Evet, Ege de aslında, ismini hemen vermeyeyim ama sunumda gördüyseniz belki dikkatiniz çekmiştir. Ege de AI ML takımımızın kaptanlarından, daha doğrusu takım liderlerinden bir tanesi. Ve ayrıca bu sene de ODTÜ yapay zeka topluluğunun da kurucu üyelerinden.
birlikte, yani çok yüksek ihtimalle ODTÜ yapay zeka topluluğuyla birlikte, özellikle AI ML kısmında birlikte işler yapmak istiyoruz. Ege'ye bu sorusu için özellikle teşekkür ediyorum. Yoğunluktan dolayı etkinliklere katılamadığınızda topluluktan atılma gibi bir durum olur mu? Yiğit, sen aslında bu soruya bir cevap verdin ama biraz cevap verdik aslında. Ya dediğim gibi ODTÜ'deki topluluklara katılma olayı aslında üyelikten çok arkadaş grubuna katılma tarzında oluyor. Hani arkadaş grubunu bıraktığınızda topluluktan çıkmış oluyorsunuz. Onlarca hani herhangi bir şeye imza atmıyorsunuz zaten. Hani ben üye oldum, işte çıkarsam şöyle bir atılma cezası olur gibisinden bir şeyimiz yok. Yani isterseniz gelin, isterseniz hani gelmeyebilirsiniz. Bu tamamen sizin özgür iradenize kalmış. Aynen öyle. Biz aslında elimizden geldiğince sizlere etkinliklerimizi duyurup sizin gelmenizi bekliyoruz ama gelemeyebilirsiniz, kaçırabilirsiniz. Yani bu demek değil ki siz toplumdan atılacaksınız. Böyle bir kavram yok. Önemli olan etkinliklere katılmanız. Zaten bu şekilde aslında siz de bu işten faydalanacaksınız diye düşünüyorum. UI UX alanında herhangi bir eğitim programınız mevcut mu? Aslında bu kısım design ile ilgili, yani content management ve design kısmında bu soruna ve bu alana yönelik bir şeyler yapmak istiyoruz. Çünkü dediğim gibi geçtiğimiz seneki videomuzda biraz o kısımdan kaybettiğimizi düşünüyorum ben. Bu sene onu olmasını istemiyoruz. Design için hangi programları kullanıyorsunuz demiş Arda. Aslında Alkın bir cevap vermiş. Çok çeşitli programlar kullanıyorum ama derslerde ücretsiz programlar kullanacağız demiş. Bu da aslında sizin nerede olursanız olun, ya da şöyle söyleyeyim, maddi durumunuza bakmaksızın her etkinlikleri kaçırmayacağınız ve kendinizi geliştirebileceğiniz anlamına gelmiyor. Hocam Discord bildirimi sizden mi geliyor? Evet, benden geliyor. Çünkü takıma giriyorsunuz şu an. Kapatıyorum Discord'u, ses gelmesin. En çok DSC bundan ikinci ülke olmamız biraz da geri kalmış olmamızı yansıtıyor sanki demiş Kaan. Ben böyle düşünmüyorum açıkçası. Bu aslında daha çok bizim bu konudaki hevesimizi yansıtıyor denebilir. Çünkü gerçekten Ekim ayından bahsediyoruz. Yani bu sene bir sene, tam belki şu günlerde bir sene oluyor. Ve bir senede 120'den fazla, yani tam sayı şu an bilmiyorum ama o civarda üniversiteye ulaşmak bundan değil, daha çok bizim bu konudaki hevesimizden ve aslında bu konuda etkinlik yapma isteğimizden kaynaklanıyor. GDP'ler, VTN'ler olarak da Türkiye'de çok aktifiz. Ve çok fazla etkinlikte hem konuşmacı gönderiyoruz hem de konuşmacı ağırlıyoruz. Bu alanlarla ilgili de araştırmalar yapabilirsin. Yani bu aslında olumsuz değil, onun bir şey. İyi bir şey söyleyecek sanki. Evet evet, şöyle bir şey ekleyeyim. Aslında bunun en önemli nedenlerinden biri de bu Orta Asya ve İşte Middle East, North, ne diye geçiyor? Mena. Güney Amerika diye geçiyor. Ha. Ay, Güney Afrika diye geçiyor. Oradaki koordinatörlerin aslında üçü Türk ana koordinatörlerinden. O yüzden hani ilk başta Türkiye tarafından ve hani biraz daha geri kalmış taraftan başlayıp sonra açılmayı düşündüler. Çünkü aslında geçen seneki liderlerden oluşan bir şu an Orta Asya lead grubu da var. Amaçları aslında biraz oydu. Türkiye'den Orta Asya'ya açılmak gibi. Evet, derin doğru bu arada. Ben onu söylemeyi aklıma gelmedi. Sen onu güzel özetledin. Mengü demiş ki şu an bir takıma katılıp daha sonrasında başka bir takıma geçme veya başka bir takımın da toplantılarına girebilir miyiz? Bu konudaki özgürlük tamamen size ait. Yani isterseniz birden fazla takıma da katılabilirsiniz. Dediğimiz gibi takıma katılmak aslında takım için, şu an için en azından bir sorumluluk almanız anlamına gelmiyor. Yani bunun altını bir kere daha çizmek istiyorum. Yani bir takıma girdiniz, öbürüne girdiniz, sorumluluğunuz arttı gibi değil. Şu an aslında eğitim aşamasındayız. Eğitim ve workshoplar. Bunlardan sonra proje geliştirme aşamasında o zaman daha farklı ilerleyeceğimiz. Doğru. Ama şu an için istediğiniz gibi bağımsız bir şekilde hareket edebilirsiniz. Barış soru sormuş. Solution Challenge'da veya takımlarda aktif katkı sağlamak veya aktif ekipte yer almak için filtreleme misali bir şey yapılıyor mu? Ben bu soruyu anlamadım Yiğit. Ya şey demek istemiş, ben şöyle anladım. Hani biz Solution Challenge'a katılacağız mesela. İlla ki hani toplulukta aktif olarak yer almamız gerekiyor tamam. Gibisinden. Sen cevapla istiyorsan sonra ya, bir şey. Bu noktada şöyle düşündük en azından. Tabii ki aktif olmanızı tercih ederiz, yani hem sizin bu konuda kendiniz bir şeyler koyabilmeniz adına, hem de bizim sizle birlikte bir iş yapabilmemiz adına. Çünkü bir proje çıkarmak aslında 2-3 kişinin işi gibi değil yani. Yani proje çıkarmak bir takım işi ve bu takımda da hepinizin sorumlulukları olacak. Ve bu sorumlulukları önceden alabildiğinizi görmek, bu alandaki hevesinizle aslında ortak olabilmek
ileride iyi proje çıkarabileceğimizin de kanıtı. Tabii ki biz burada bahsediyoruz. Belki de ilk ona yine giremeyeceğiz. Belki de gireceğiz. Ama burada aslında takım olarak bir proje çıkarmak daha önemli bence. Filtreleme gibi değil de işte dediğimiz gibi takımdaki, topluluktaki aktifliğiniz önemli. Ama illa işte ikinci sınıf olmalısınız, beşinci sınıf olmalısınız ya da öyle bir şu bölümden olmalısınız gibi bir kavram yok. Önemli olan aslında isteğiniz, hevesiniz ve yaptıklarınız. Ve şöyle bir şey ekleyeyim ben. Ya zaten hani takımların sadece bir projede şey olmuyor, teknik tarafı olmuyor. Ya onun haricinde yani teknik olmayan taraflarda da yardımcı olabilirsiniz. Hani öyle bir filtreleme konusunda bir şey varsa, aklınızda bir soru varsa. Mesela bu Hindistan tarafında mesela anlatılan projelerin çoğunda bir 10 kişilik ekiple oluşturuluyor bu projelerin çoğu. İşte 3-4 kişi biraz daha dokümantasyon tarafında işte teknik olmayan işlerle ilgilenirken işte daha fazla yazılım bilgisi olan insanlar da kodlama kısmıyla ilgileniyor, tasarımıyla ilgileniyorlar. Yani aslında her şekilde yardımcı olabilirsiniz bu şey Solution Challenge'daki projelere. Çağdaş şöyle bir soru sormuş. Makine öğrenmesi için hangi dili kullanıyorsunuz? Yani Python. Aynen öyle. Zaten AML'in şu an en popüler dili Python. Yani bir Julia'ya geçiş yapmayacaksak yakın zamanda, ki sanmıyorum, Python'la devam edeceğiz gibi duruyor. Ceren soru sormuş. Demiş ki eğitimleri aldıktan sonra aldığımıza dair belgeler olacak mı? Yani şimdi bu konuda birkaç şey demek istiyorum. Ben kişisel olarak ve aslında şey olarak da, yani ben piyasadan da en azından görebildiğim kadarıyla aldığınız sertifikaların düşündüğünüz kadar önemi yok. Yani bunu bir açıklığa kavuşturmak istiyorum. Biz aslında şey verebiliriz. Yani bu konuda belgeler ayarlayabiliriz. Bu DSC Türkiye ile iletişime geçip bu konuda çeşitli bir şeyler yapabiliriz. Ama asıl oradaki olay gösterdiğiniz sertifikadan çok yaptığınız projeler. Yani bunu nereye giderseniz gidin böyle duyacaksınız. Belgeler olacak gibi düşünüyorum ben de. Yapılabilir. Ama asıl önemli olan sizin etkinliklere katılıp bu alanda kendinizi geliştirmeniz ve proje çıkarmanız. Çünkü sizin aslında CV'nize veya özgeçmişinize koyacağınız bir sertifika ile bir projenin yeri asla eşit olamaz. Proje çok daha ağır basacaktır. Bu konuda emin olabilirsiniz. Yiğit, senin diyeceğim şey var mı? Ağır bastığı nokta, sözünü kestim kusura bakma bu arada. Sertifikaların hani ağır bastığı nokta aslında biraz global taraftaki yarışmalarda, işte bu ACMI, CPC gibi bilgisayar yarışmaları oluyor ve dünya çapında hani saygınlığının çok fazla olduğu yarışmalar bunlar. Mesela buralarda bir katılım belgesi ya da işte derece aldığınıza dair bir belgeniz varsa bunlar çok fazla etki yapıyor. Ama eğer ki böyle biraz daha işte Amazon tarafında işte böyle ücretsiz olarak verilen ve daha çok sınavsız bir eğitime katılıyorsanız genelde çoğu şirket bunlara çok bakmıyor. Hani dikkat etmiyor. Bunu yani herkesin alabileceği bir şey gibisinden bakıyorlar. Ya aslında hani o yüzden çok Deniz'in de dediği gibi çok fazla takılmayın önce sertifikalara. Hani amacınız bir proje çıkarıp kendi CV'nizi geliştirmek olsun eğer hani sertifikalarla geliştirmeyi düşünüyorsanız. Evet, yani ben şunu ekleyebilirim. Tabii ki şimdi sertifikaları çok da yermeyelim yani. Onlar da sonuçta dediğin gibi bir önemi var. Ama örneğin bir sertifikayla bir de üzerine projeniz varsa zaten bu alanda yetkin olduğunuzu çok daha güzel gösterebiliyorsunuz. Bununla aslında sorunu cevapladığımızı düşünüyorum. Mustafa demiş, bir cevap gelmiş ama hem herkes duysun diye okuyorum. Kayıtlar hala devam ediyor mu veya kayıt olmamız gerekiyor mu topluluğa katılmak için? Teşekkürler. Etkinliklere katılmak için ben arada chat'e yazıyorum ama yine WhatsApp grubunda var. Şu an ekranda var. Ekrandaki linke girip Google Form linki o. O formu doldurduktan sonra bir Discord linki karşınıza çıkıyor. O Discord linkiyle kanalımıza girebilirsiniz. Devam ediyorum sorulara. Sorular devam ediyor çünkü. Bir takıma eğitimlerine katılmak aynı şey mi? Şu an için takıma katılmaktan kastımız aslında eğitimlerine de katılmak. Yani ilk aşamada takımdan kastımız aslında eğitimlerine, workshoplarına, etkinliklerine katılmak. Çünkü uzaktan devam ediyoruz. Zaten ortak böyle bir yerde buluşup etkinlik yapamıyoruz. O yüzden eğitimlere katılmak aslında takıma katılmak demek oluyor. Bir soru daha sormuş. Bir takıma haftalık ne kadar süre ayırmak gerekiyor? Birden fazla takıma katılmak mantıklı mı? Bu tamamen size kalmış. Yani eğer ilgi alanınız birden fazlaysa birden fazla takıma katılabilirsiniz. Genel olarak takımların etkinliklerini birbiriyle çakıştırmamaya çalışacağız. Ama tabii ki de belli bir zaman sonra aslında belki de bir alan sizin daha çok ilginizi çekebilir. O alandan devam edebilirsiniz.
Vakit ayırabileceğinizi düşünüyorsanız birden fazla toplulara da katılabilirsiniz takıma. Ya ben bunun aslında şöyle bir şey ekleyeyim. Öyle. Yani şey yapmayın, hani metafor olacak biraz. Hani bir kat daha bitmeden üst katı çıkmaya başlarsanız o bina yıkılır. Hani temeli sağlam atıp hani sonrasında başka konulara yönelmek daha iyi olabilir bence. Ben öyle düşünüyorum. O da doğru. Yani dediğin gibi bir anda her şeye el atmak çok mantıklı bir fikir değil. Ama yani belki temel olarak birazcık alabilirsiniz ama yine Yiğit'in dediğine gelecek yani. Her şeyden anlamakla, zaten bir şeyden anlamak önemli ama bir konuda uzmanlaşmanız daha önemli. Bayağı kişi olacağız gibi gözüküyor. Takımlar kaçar kişilik olur hocam? Aslında bu biraz size bağlı. Şu anki katılımları tam saymadım. Yani bilmiyorum, şu an takip edemiyorum Google Form'da neler oluyor. Ona göre belli olacak. Ama bir sayı vermek, ilk aşamada vermemize gerek yok. Çünkü etkinliklerimiz online olacak. Yani ne kadar izleyebiliyorsunuz, siz izleyebilirsiniz, o kadar kişi izleyebilir. Ama proje aşamasında o zaman daha farklı ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Umarım o aşamada da okulda korona dönemi bitmiş olmuş bir şekilde birlikte işler yapacağız. En kötü yine uzaktan devam etmek durumundayız. Massiva sormuş. Discord'a katıldık. Ekipler aktif olduğunda Discord üzerinden mi takip etmemiz gerekecek acaba? Takımlara ayrı bir WhatsApp grubu vesaire kurulacak mıdır? Ya bu noktada ben her şeyi Discord üzerinden yürütme taraftarıyım. Çünkü WhatsApp'ta bir sürü grubunuz var. Dönem grubunuz, işte kişisel gruplarınız, arkadaşlarınızla oluşturduğunuz, ailenizle veya daha başka amaçlarla oluşturduğunuz bir sürü grup var. Ve her ne kadar WhatsApp'ı çok daha aktif kullanıyor olsak da burada bizim yazacağımız şeylerin kaybolması daha belki daha doğru bir şekilde size ulaşmayacak gibi düşünüyorum. Bu yüzden ilk amaçtaki hedefimiz her şeyi Discord üzerinden yönetmek. Discord'u o yüzden aktif kullanmanızı rica edeceğiz. Çünkü bütün duyurularınızı vesaire oradan yapacağız. WhatsApp duyuruları genel duyurularımız olacak ama asıl takım bazlı duyurularımız, etkinliklerimizi hep Discord üzerinden paylaşmaya çalışacağız. Böyle diyebilirim. Yani eğer ileride çok sıkıntı yaşarsak başka bir formül izleyebiliriz ama ilk hedefimiz her şeyi Discord üzerinden halletmek. Çünkü bu hele özellikle online dönemde hepimizin de daha alıştığı bir platform. Topluluklar bile tanıtımdan oradan yaptılar. Biz de oradan etkinliklerimizi yapabiliriz diye düşünüyorum. Emircan sormuş. Mobile'de Python kullanıyor musunuz? Kullanmıyoruz. Ya Python'ın öyle bir şeyi var mı Yiğit? Ben çok bilmiyorum. Yani mobile yönelik bir olayı. Yani şöyle, hani kullanılırsa biraz daha şey tarafında kullanılır. Hani eğer ki bir AIML tarafıyla bir şey yapılacaksa hani bir server'da hani Python kodu tutulup hani oradaki script'i çalıştırıp oradaki bilgileri mobile application'a hani aktarma tarzında bir şey olabilir. Hani onun haricinde yazarken Python kullanacağımızı düşünmüyorum. Flutter ve Swift varken Python biraz daha şey kalıyor, hani yetersiz kalıyor bence. Ve bu alanda aslında native olarak yönelik değil. Yani Google'ın desteklediği ana dil şu an Flutter için, daha Android için kodlayınken Apple Swift'i bu alanda feature etmişken, hani en kötü hani React Native yazılım dersek JavaScript varken, hatta XAMarin'le C# yazabilecekken Python'a çok sıra geleceğini düşünmüyorum ben de. Eşref'in bir sorusu var. Hocam AI/ML takımı ne gibi etkinlikler planlıyor? Birazcık bahsettim sunumda. Şu an ne dedim tam hatırlamıyorum ama temelde etkinliklerimiz dediğim gibi sıfırdan, yani bu konuda belki bir okuryazarlık etkinliği gibi. Yine ODTÜ yapay zeka topluluğunda biraz gönderme oldu ama öyle bir etkinlik düzenleyeceğiz. Ardından aslında biraz daha bu alanda hem matematiksel biraz kendinizi geliştireceğiniz etkinlikler, hem de daha çok pratik olarak, yani hem teorik hem pratik etkinliklerle belki de o teorik havuzda boğulmadan pratik bir şeyler ortaya çıkarmayı öğreneceksiniz. Yani o kadar belki teknik ağır gitmeyeceğiz ama pratik olarak bir şeyler yapabileceksiniz ve bunları da daha sonra projelerle kullanmak istiyoruz. Genel olarak böyle bahsedebilirim. Belki bir research olarak da AIML takımı öne çıkıyor denebilir. Çünkü bu alanla ilgili researchlar şu an çok daha popüler. Yani diğer alanlarla alakalı o kadar research malzemesi ve projesi yok. Belki bir de o alandan etkinlikler yapılabilir. Meriç demiş, AIML team'e girebilmek için öncesinde Python bilgimizin olması gerekiyor mu? Biraz ama çok, yani hazırlıkların çoğunluk olduğu, ya da hazırlık demeyelim, Python
bilgisini veya temel programa dili bilgisini çok da bilmiyorsanız öyle küçük bir aslında bir başlangıç için küçük bir etkinlik serisi düzenlenebilir. Genel bir programlamaya giriş gibi. Ama aslında hedefimiz AML Team'de devamında daha farklı etkinlikler düzenlemek. Ama biraz da aslında sizin belirleyeceğiniz duruma göre daha farklı bir rota çizeceğiz. Ya şey düşünülüyor sanırım. Hani biraz daha eğer bir yazılım eğitimi olursa hani Python eğitimi mesela biraz daha crash course tarzında yani hızlı hızlı mesela hemen ilk hafta içerisinde 3 günde bitirecek şekilde yapılacağını düşünüyorum ben hani öyle bir şey olur diye düşünüyorum o konuda. Aynen. Güzel aslında açıkladın. Discord linkini paylaşma şansınız var mı? Formu doldurdum ama linki göremedim. Paylaşalım. Yani formu doldurmanız daha önemli şu an ama YouTube'a koyabilirim. Bu arada bir soru var. Sen git bakarsan soruya ben şu tamam. Linki... Eğitimler Google Meet gibi bir platformdan mı olacak yoksa YouTube yayınları ve Discord gibi mi? Ya şu an için YouTube'dan yapmayı düşünüyoruz. Çünkü anlık olarak katılamasanız da hani sonradan izleme seçeneğini barındırması açısından daha rahat olacağını düşünüyoruz. Büyük ihtimalle YouTube üzerinden olur gibi. Hani onu da ilerleyen günlerde karar vereceğiz. Hani yayın yapma açısından nasıl gibi sorunlar çıkarır bize. Şu anlık YouTube gibi duruyor. Aynen öyle. Yani şöyle bir de durum var. Aslında yani şu anki yayını aslında benim kendi kişisel hesabımdan yapmak durumunda kaldık. Çünkü YouTube'a başvurduğumuzda DSC Meteo hesabımız olarak daha canlı yayın için bir izin alamadık. Bundan dolayı ilk etkinimiz buradan oldu. Ama önümüzdeki etkinlikleri DSC Meteo üzerinden yapacağız. Bu yayını da oraya kaydedip orada paylaşacağız aslında. Yani ilk hedefimiz... Daha sonra farklı platformlar denenilebilir. Discord linkini attım. Bir günlük geçerli. Çok da kalmasına gerek yok. Sorular edelim. Cevaplar vermiş takım kaptanlarımızın bazıları. Şöyle bir soru var. Hocam etkinliklere katılımda bir katılımcı sınırı var mıdır? Projede katılmak için bir ön seçim olacak mı? İkinci sorudan ya da ilk sorudan başlayayım. Bir sınır yok. Etkinlikler dediğimiz gibi YouTube üzerinden yapacağımız için çok büyük bir kısmını böyle bir sorun olmayacak. Discord'u gene kapatıyorum ses gelmesin. Projelere katılmak için bir ön seçim olacak mı? Olacak. Yani bu birazcık aslında zaman gösterecek. Yani şu an çok bilmiyorum kaç kişi olduk ama bayağı bir kişiyiz öyle söyleyeyim sayı vermeden. Önümüzdeki bakalım bir ay sonra iki ay sonra bu sayının nerelerinde olacağız? Buna göre bir aslında seçim olacak. Yani burada kalmanız seçimimiz için zaten ilk aşamada belki yeterli bir olabilecek. Ama ileride duruma göre de belki de yaptığınız başka etkinlikler veya katıldığınız eğitimlere göre de bir şeyler yapmak için çalışacağız. Sanırım soruları bitirdik herhalde. Yani şu an daha yeni soru gelmiyor. 8'e kadar buradayız diyelim. 5 dakikamız daha var. Sorunuz varsa bekleyebiliriz. Cevaplayabiliriz. Discord linkini de attım. Yukarıdan bakayım bir şey var mı ama çok mesaj vardı o yüzden. Ben de bakıyorum. Çoğun aslında şeylerde cevap vermiştik. Böyle bir soru var. Eğitimler Türkçe mi olacak? Şu an için Türkçe düşündük. Çünkü yani yabancı bir öğrenci şu an en azından toplumumuzda değil. Ama öyle bir durum olursa İngilizce de yapabiliriz. En tepeden onu buldum şu an. Bakıyorum. Aynı anda birden çok takıma üye olabiliyor muyuz? Cevapladık aslında. Olabiliyoruz. Sadece bir takıma mı girilebiliyor? Ona da cevap verdik. Sen zaten Yiğit sen cevap vermişsin. Şeyden bahsettik mi? Bilmiyorum hani Berkin yazmıştı işte Solution Challenge'larda Firebase servislerine ücretsiz erişim sağlanıyor mu? Güzel soru. Firebase Functions ücretli mesela. 7.22'de 60. Bakalım. Ben ücretsiz olduğunu yani geçen Firebase üzerinde çalışırken kullanabiliyorduk. Herhangi bir sıkıntı çekmemiştik. Ama... Soruyu da bulursam. Ha şöyle demiş. Evet. Ya şöyle. Firebase'in zaten kendisinin belli bir şeyi var. Bir ücretsiz kullanım hakkı var. Yani ben kişisel olarak da kendi projelerimde hatta böyle App Store'a, Play Store'a koyduğum birkaç uygulamada da onu kullandım. Ama diyelim ki gerçekten iyi bir şey yapıyoruz. Yani gerçekten de bir şeyler, veriler harcayan yani daha doğrusu sistemi zorlayan bir proje yapıyorsak bu anlamda Google'dan da destek alabileceğimizi düşünüyorum. Buradan Google izleyenleri varsa DSC ekibinden onlara da bir selam yolluyorum. Ama olurlar çünkü bu anlamda bir şeyler sorular gelmiş aşağı bu arada.
Web development ile ilgili bir eğitim olacak mı? Bu güzel bir soru. Şöyle, aslında olmasını istiyoruz ama birazcık takım konusunda tam oturtamadık. O yüzden takım olarak yer almadı şu anki core team ekibimizde. Ama kişisel olarak da, yani bu arada biz böyle bahsettik ama gerçekten çok bilgili olup kendi bilgilerini paylaşmak isteyen herkes için de kapımız açık. Yani ben işte web konusunda bilgiliyim, küçük etkinlikler yapmak istiyorum diyorsanız konuştuktan sonra bir şekilde siz de etkinlik yapabilirsiniz. Şu an için spesifik olarak bir eğitim yok ama why not yani? Neden olmasın? Yayın tekrarını silecek misiniz? Silmeyeceğiz. İzleyebilirsiniz. Geçen seneki projeyi devam etmeyi düşünüyor musunuz? Güzel soru. Düşünmüyoruz. Ya bununla alakalı daha farklı şeyler söyleyebilirim ama biz bu projeyi daha sonradan startup'a yönlendirme üzerine biraz çalıştık. Fakat bu Türkiye'de de büyük firmalardan olan WeWork'la da aslında bir şekilde iletişime geçtik. Ve daha sonradan bizim de hem online dönemimizden kaynaklı hem de daha farklı projelerle ilgilenmek istediğimizden dolayı devam ettirmemeye karar verdik. Şimdilik böyle diyebilirim. Ya biraz da zaten Solution Challenge'da daha çok yerel problemlere çözüm isteniyor. Aynen. O yüzden hani aslında buradaki çözüm de biraz hani yerel problemlere çözüm oluşturmuyor. Hani mesela Ankara'da yaşıyorsunuz. Hani sizden Ankara'da yani Türkiye'de olan bir problemi çözmeniz isteniyor aslında. Bizimki biraz da küresel bir problem. Aynen zaten, öyle. Hani arkadaş demişti ikinci hani olmam en fazla ikinci ülkeyiz fakat hani bir derece alamıyoruz. Geri kalmışlığımızdan dolayı mı gibisinden. Ya daha çok hani oradaki local problemler daha fazla olduğu için hani oradaki puanlama gerçekten onlara fazla puan katıyor. Çözdükleri sorunlar açısından. Oraya da bir gönderme olmuş aslında. Öyle. Aynen, güzel cevapladın. Ben de yukarıdan bakıyorum gene, arada bir soru kaçırdık mı diye ama sanki hepsine cevapladık gibi. Bakayım başka yeni bir soru. Şu an gelmiyor. Bir iki dakika daha bekleyelim. Bu alttaki şeyi de unutmuşum Yiğit. Altta metin yazıyor ya. Evet. Bir iki dakika daha bekleyelim. Onun ardından da yayını bitirebiliriz aslında. Bir yeni comment. Kadına şiddete yönelik bir proje olabilir demiş. Olabilir. Yani bu konuda bir fikriniz varsa dinlemekten açıkçası onur duyarız. Bizim için de iyi olur. En azından ne yapacağımız konusunda. Çünkü biz birkaç fikir oluşturduk kafamızda. Ama hala işte şu fikirden yürüyelim, bu fikir kesin gitmeliyiz gibi değil. Daha çok biraz da aslında bu konuda ilgisi olan insanlarla ilgili. Yani ilgileniyorsan hadi bekleriz. Fikrini de paylaşmanı. Belki de ileride birlikte yaparız. Neden olmasın inşallah. Aynen, hedefimiz bu yani. Online'da ne kadar yapabilirsek bir şeyler o kadar kar gibi düşünüyoruz. 8'i 1 geçiyor. Bir dakika daha bekleyelim. Tam 1 saat 2 dakika olsun yayınımız. Ondan sonra kapatabiliriz. Var mı sorularınız? Son 30 saniye. Yok gibi sanırım. Aynen. Yok gibi. Ya, o zaman ben şunu toparlayayım. Öncelikle yani, geldiğiniz için. Bir dakika sözünü kesiyorum. Hani sıkıntı varsa hani aklınızda takılan soru Discord'dan hani her zaman yazabilirsiniz. Onun dışında WhatsApp grubundan hani zaten yöneticiyiz. Oralardan da bize ulaşabilirsiniz. Yani hiç çekinmeyin. Yani gerekirse Instagram'dan da yazabilirsiniz. O konuda hiçbir sakınca yok. Aynen öyle yani, özelden özel mesaj yollarını da kullanarak yazabilirsin. Yani elimden geldiğince ben de Yiğit de diğer ekip üyelerimizle cevaplamaya çalışırız. Hocam dilisizler için bir proje yapıldı mı demiş. Henüz bilmiyoruz. Belki de yaparız birlikte diyelim. Ve aslında kapatalım yayınımızı. Öncelikle hepiniz için teşekkür ederiz.
vakit ayırdığınız için, bizi dinlediğiniz için. Topluluğumuzda hepinizi de görmek isteriz. Genel olarak böyle. Yiğit, senin ekstra ekleyeceğin bir şey var mı? Benim de ekleyeceğim bir şey yok. Hani gerçekten Deniz'in de dediği gibi sizi aramızda görmekten memnuniyet duyacağız. İnşallah güzel bir sene geçiririz sizinle beraber. Güzel temenniler yani sadece. Aynen öyle. Tamam, o zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.